Yıkım kararı alınan Çağla Apartmanı Kepçeler tarafından tamamen 4 günde yıkılabildi. Çağla Apartmanı'nın yıkılması kararını verenlerin uzman olmadıklarını dile getiren inşaat mühendisi Davut Yılmaz, komisyondan sorumlu kişilerin inşaat mühendisi olması gerekirken jeoloji ve makine mühendisi. Ne yazık ki Gaziantep'te hasar tespitini yapan kişiler, ehil olmayan kişiler diyerek sözlerine şöyle devam etti. 2 saatlik seminer alan, eğitim alan genç arkadaşlarımız geldi, binayı değerlendirdiler. Beraber gezme fırsatım oldu sayın arkadaşlarımla. Sağ olsun incelediler. Binanın ilk gelen ekip gibi binanın dışından değil, baktılar ki herhangi bir göçme yok, eğilme yok, herhangi bir çatlak yok. Sadece 5 tane kolunda yüzeysel. Ya güzellik uzmanı bir yaptı, bile değerlendirse ya kozmetik olarak değerlendirebileceği bir hasarı geldi. Önemli değil dediler. Bu sorun değil dediler. İçinden de inceleyebiliriz dediler. Girdik inceledik. İçeride bir tek kolonda, bir tek kirişte 0.5 milim bir çatlak yoktu. Biz onlarla beraber konuştuk. Burada dediler ki evet, yıkılacak bina değil. Raporumuzu tuttuk. Merkezimize gideceğiz. Bunu bildireceğiz dediler. Onlar belki ağır hasarlı olabilirler ama bu acil yıkılacak değil dediler. Ben orta hasarlı olduğunu söyledim. Onlar ağır dediler ama acil yıkılacak bina değil dediler. El sıkıştık, buyurun dedik, gidin. Gittiler çevre şehirciliğe. Ben de altlarından gittim. Oradan içeriden bir çıktılar ki hayır dediler, fikirleri değişmiş. Acil yıkılacak olmuş bu bina. Girdim içeriye. Oradakilerle görüştüm. Baktım ki hasar tespit komisyonumuzun başındaki kişi, başındaki mühendis, jeoloji mühendisi. Diğer genç arkadaşlarımız da, özellikle bastırarak söylüyorum, tırnakla söylüyorum, genç arkadaşlarımız da, genç meslektaşlarımız da bu binayla ilgili, bunun fotoğraflarıyla ilgili itirazımız fotoğraflardan değerlendiriliyor. Fotoğraflarıyla ilgili yorum yapmışlar. Acil yıkılacakmış. Bana tebliğ edilmedi ya. Tebliğ edildikten sonra 3 gün benim, bana karar tebliğ edildikten sonra 3 gün itiraz hakkım var. Bu itiraz hakkı tanınmadan, daha bana tebliğ edilmeden, daha ben itiraz etmeden buraya yıkım ekibi yer teslimine gelmiş. İhale verilmiş. Derdiniz ne? Tekrar gittim. Çevre şehirciliğe başvuruda bulundum. Bana itiraz gelmedi. Bana kararınız gelmedi. Tebliğ edilmedi. Sabah buraya İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanımız, Gaziantep Üniversitesi Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Aytaç Güven geldi. Yanında bunu valilik gönderdi. Ben hiçbirisini tanımam. Heyet oluşturdular. Heyet ne kararı aldı? Heyet burada bir saat gezdi. Heyetimiz şeffaf bir şekilde inceledi. Sağ olsunlar. 45 günlük mücadelemize kulak verdiler. Geldiler ricayla, resmi olmadan. Valimiz rica etti diye geldiler, resmi olmadan incelediler. Bizzat içeride bir saat gezdikten sonra içeride kurulumuzla birlikte görüntüleri var. İçeride toplantı yaptılar. Ne dedi biliyor musunuz? Profesörümüz, evet buradaki, bu ildeki en yetkin kişi, eğer dinlerseniz, arayıp sorarsanız en yetkin kişi dedi ki bu bina yıkılacak bina değil. Burası yıkılacak bina olsa burada bir saat bu binanın içinde altında bu kurulla oturmazdık dediler.